Çok önemli. Koşullar çok ama çok çok önemli. Şöyle ki aslında bilgisayar programcılığının temelinde koşullar yatar. Bir de döngüler var, bundan sonra onu göreceğiz. Adım adım gidiyoruz ama sağlam gidiyoruz. Ben hızlı gitmek istemiyorum. Çünkü hepiniz ilkokul seviyesindeki öğrencilersiniz. Gene çok çok iyi yapıyorsunuz. Yani gerçek şu anda gerçek programcılığı öğreniyorsunuz. Eğer ki Sımal Bey'i sizinle bitirebilirsek önümüzdeki yıl sizinle şey yapmayı düşünüyorum ben. Python diye bir program var. Python. Duydunuz mu bilmiyorum. Beşinci seviye olarak sizlerle Python programından kodlama yapmayı düşünüyorum. Eğer Simal Basic'i bitirebilirsek. Çünkü şu anda bütün gelişmiş programcılar hep Python kullanıyorlar. Simal Basic sadece bu kodlamanın temelini anlamak için. Şöyle düşünün yani aslında. Simal Basic kaplumbağa gibi. Python'da tavşan gibi. Yani biz yavaş yavaş gidiyoruz bir iş yaparken. Python biraz daha hızlı yapıyor bu işleri. O yüzden Small Basic'te bizim asıl amacımız size kodlamanın temelini anlatmak. O yüzden hemen başlıyorum. Ne yapacağız? Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunu kodunu yazabilecek kimse var mı içinizde? Bilgisayar bize cinsiyetimizi sorsun. Yani desin ki cinsiyetiniz nedir diye sorsun. Cinsiyetimiz bayansa K yazdırsın, kadının K'sını yazdırsın veya kızın K'sını yazdırsın, yaz desin. Erkekse de E yazdırsın, baysa da yani E yazsın. Eğer ki kullanıcı K yazarsa işte hanımefendi hoş geldiniz veya bayan hoş geldiniz desin. Ya da kullanıcı E derse bayım, beyefendi hoş geldiniz gibi bir kod yazalım beraber sizlerle. Bunu nasıl yapacağımızı bir anlayalım bakalım. Şimdi Small Base'i açıyorum ben. Ekrana paylaşım vereceğim. Bunu beraber yapalım. Ondan sonra şeye geçeceğiz. Takdimname, teşekkürname belgesine geçeceğiz. Basit bir uygulama yapmak istiyorum sizlerle. Ondan dolayı olsun dedim. Hatta en son şimdi ceza hesabı için imza atıyorlardı. Bir şey title diyelim. Text window nokta title. Title neydi? Ömer Faruk. Title neydi paşam? Başlıktı. Nasıl kullanıyorduk başlığı Ömer Faruk? Eşittir koyuyorduk ve tırnak içerisinde başlık yazıyorduk, değil mi? Tamam. Cinsiyet öğrenme olsun. Öğrenme. Evet. Cinsiyet öğrenme diye bir kod yazacağız. Tamam çocuklar? İyi dinleyin. Cinsiyet öğrenme diye bir kod yazacağız. Şimdi diyeceğiz ki text window text window write kullanmak istiyorum. Aç parantez, kapa parantez. Şey yok da. Evet. Yani şu anda yok. Lütfen, lütfen yani şu anda cinsiyetinizi yok. cinsiyetinizi kadınsa veya bayansa diyelim, kadın demeyelim. O Bayansa para yok diye. K girin. Erkekse Onlar da dışarı çıkmıyorlar. E Ama arkadaşları giriniz. başka yerlerde çalıştık. Sonra şey karar veriyoruz. Giriniz. Kanada Ankara'da vermiyor galiba. Yani Ankara'da veriyorum ama normal Şimdi şartlarda veriyor. şunu yapacağız çocuklar. Burayı iyi anlamanızı istiyorum. Ankara'da çalıştığını Bilgisayar bize cinsiyetimizi soracak, söylüyorum. tamam mı? Diyecek lütfen cinsiyetinizi girin. Cinsiyetiniz bayansa K harfini, büyük K harfi girmemizi isteyecek. Yok bayan değil de erkekse bu sefer de Ama işte şeyleri şuraya bayan değil de kadın diyeyim ya. yazdığımızda Dur.
Kadın ise diyeyim. Kadın ise. Çünkü K harfini karıştırırsınız diye korkuyorum. O yüzden kadın ise erkek şöyle ise diyeyim. Erkek ise. Şimdi anlaşıldı mı? Bilgisayar bize cinsiyetimizi soracak. Biz text window penceresinden K ya da E harfi girmemizi sağlayacağız. Tamam mı? Hani bazen diyor ya devam etmek istiyor musunuz? Evet için E'ye, hayır için H'ye basın gibi. Oldu mu? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Küpra anlaşıldı mı kızım? Ama onun ikamesi bu orada. Gelmesi bu sefer de şey. Tamam. Şimdi otobüsle gelse otobüslerin içinde olmuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki cinsiyet diye bir tane değişken oluşturacağım. Değil mi? Cinsiyet diye bir değişken oluşturacağım. Bir saniye. Cinsiyet diye bir değişken oluşturacağım çocuklar. Diyeceğim ki text window penceresinden bunu okutturacağım read'le. Neden read? Çünkü sayısal bir veri almayacağım. Doğru mu? Sayısal bir veri almayacağım. Text bir veri alacağım için read'i kullandım. İsmail. Tamam mı paşam? İsmail. İsmail beni duyuyor musun? Evet. Evet. Bakın burada read yazdım. Sebebi şu. Sayısal bir veri almayacağım. Sayısal veri almayacağım için read komutunu kullandım. Tamam mı? Read komutunu kullandım. Eğer ki sayısal bir veri alsaydım Emre ne kullanmam lazımdı? Need number. Aferin. Ama ben sayısal bir veri almayacağım. Şimdi şurada diyeceğim ki if eğer açıyorum parantez cinsiyet değişkeni ne yazmam lazım sizce? Ne yazmam lazım? Koşula ne yazmam lazım ki kadın mı erkek mi olduğunu anlayacağım ve hoş geldiniz ya da hoş geldiniz bayan ya da hoş geldiniz beyefendi demem lazım. Muhsin sence ne yazmam lazım cinsiyetten sonra? Evet Muhsin. Ne yazmam lazım? Göktürk sence ne yazmam lazım? Göktürk. Şimdi ben yukarıda şey yapabiliriz. Ne diyeceğim cinsiyetten sonra? Ablam geçen bir fikrin yok. Fikri olan var mı? Ne yazmam lazım sizce? Kübra senin fikrin var mı kızım? E ya da E yapabiliriz. Tamam bir deneyelim. Eşittir koyalım. K diyelim. Kadının K'sı. Kapatalım. Den diyelim. Burada çok önemli bir konuya değineceğim. Diyeceğim ki eğer ki K derse burayı çok iyi dinleyin. Text window nokta right line. Right line. Bayan veya hanımefendi hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyecek. Tamam mı? Doğru mu? Şimdi kodu nasıl bitirmem lazım? Kim söyleyecek? Ne yapmam lazım? Kodu bitirmek istiyorum. İfi bitirmek istiyorum. Zehra ne yapmam lazım? Ben de
Zehra ne yapmam lazım? Kodu bitirmek istiyorum. İfi bitirmek istiyorum. Hamza ne yapmam lazım? Tamam Zehra doğru. Hamza ne yapmam lazım? Hamza beni duyuyor musun? Hayır. Hamza ne yapmam lazım? İfi bitirmek istiyorum. End if diyor. Muhsin sence? If'i bitirmek istiyorum. End if. Doğru. Hepiniz doğru söylediniz. Etuda bir kod if'le başlıyorsa mutlaka end if'le ne yapmak zorunda? Bitmek zorunda. Peki sizce bu kod çalışacak mı? Ömer Faruk? Çalışmayacak bence. Sebebini söyleyeceğim birazdan. Çalıştırıyorum. Evet. Bakın. Diyor ki, üzgünüz, bazı hatalar bulundu diyor. K değişkeni kullanıyor fakat bir değer atanmamış. Şimdi bakın çocuklar, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer ki değişken, bakın şu cinsiyet neydi? Cinsiyet neydi Kübra? Değişkendi. Ahmet Çınar. Paşam buradaki cinsiyet neydi? Değişkendi hocam. Çok güzel. Yağız beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Yağız beni duyuyor musun paşam? Cinsiyet neydi paşam? Buradaki cinsiyet neydi? Değişkendi değil mi? Değişkendi evet. Şimdi çocuklar bakın. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Burayı defterinizde, kağıdınıza not alın. Eğer ki biz değişken, kod, değişken veya sayısal bir veri, sayısal bir değer girmiyorsak, mesela bakın text window bir koddur, tamam mı? Cinsiyet bir değişkendir veya bir rakam olabilir. Yaşınız kaç? 10 gibi, 20 gibi, 30 gibi, tamam mı? Eğer ki biz değişken, kod veya rakam girmiyorsak hiçbir zaman tek başına K harfi gibi ya da E harfi gibi yazamayız. Biz buna diyoruz ki string veri veya integer veri. Yani buradaki şu string veri. String veri yazacaksam, string veriyi alacaksam bilgisayarda yapmam gereken bir kural var. O kuralı şimdi sizinle paylaşacağım. Defterinize not alın. Bakın K bir değişken midir Emre? Değil. Değil mi paşam? K bir değişken değil. Ben K diye bir değişken tanımlamamışım. Doğru mu? Emre? Doğru mu Emre? Göktürk. Ben K diye bir değişken tanımlamış mıyım? Tanımlamamışım. Muhsin paşam. Yiğidim ses ver. Yoksa beni duymuyor musun? K diye benim bir değişkenim var mı? Yok. Yok. Hamza. K diye bir değişkenim var mı? Yok. Zehra var mı? K diye bir değişkenim. Ahmet Çınar var mı? Ahmet Çınar, K diye bir değişkenin var mı? Yok. Val, var mı? Val, var yok mı? Yok. Evet, yok. Yağız var mı K diye bir değişkenim? Yok. 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 Mehmet Efe, beni duyuyor musun? Mehmet Efe, beni duyuyor musun? Mehmet Efe beni duyuyor musun? Duymuyor musun? Berke sen beni duyuyor musun Berke? Berke beni duyuyor musun? Berke ile Mehmet Efe'nin görüntüsü yok. O yüzden kaçırıyorum onları bazen. Berke beni duyuyor musun? Berke beni duymuyorsun, duymuyor musun? Berke.
Berke, beni duyuyorsan mikrofonunu aç ve konuş. Berke, beni duyuyor musun? Mehmet Efe, beni duyuyor musun? Mehmet Efe. Nerede bunlar ya? Neyse. Tamam. Bunlar muhtemelen beni duymuyorlar. Mehmet Efe de beni duymuyor. Tamam. Şimdi bakın çocuklar, iyi dinleyin burayı. Ben K diye bir değişken tanımlamamışım. K diye bir değişken tanımlamamışım. Ama ben tek başına K yazarsam bilgisayar bunu değişken olarak görür ve der ki K değişkeni kullanıyorsunuz fakat böyle bir değer atanmamış diyor. Duydunuz mu alttaki kodu? Şimdi demek ki ben metinsel olan bir veriyi, rakam olmadığı için metinsel olan bir veriyi tek başına yazamam. Ne yapmam lazım? Fikir olan var mı? Ne yapmam lazım? Emre, sence ne yapmam lazım? Kübra, ne yapmam lazım? Öğretmenim, onu bir değiştirelim. Olmaz. Mehmet Efe, ne yapmam lazım? Beni duyuyorsan. Berke, beni duyuyor musun? Yok. Evet çocuklar, bakın şunu yapacağız. Herkes iyi dinlesin. Bunu tırnak içerisine alacağız. Tırnak içerisine. Eğer ki biz rakamsal değişken ya da kod kullanmıyorsak ve bilgisayardan alacağımız veri bir metinse tırnak içerisinde kullanacağız. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın çalıştırdım. Kodu çalıştırdım. İyi izleyin. Diyor ki lütfen cinsiyetinizi, kadın ise K girin, erkek ise E girin. Bakın ben büyük harflerle K yazıyorum. Küçük büyük harf duyarlı olduğu için çalıştırıyorum. Hanımefendi hoş geldiniz dedi. Tamam mı? Hanımefendi hoş geldiniz dedi. Küçük K'yı kabul etmiyor. Onun için bir kez daha tanımlamam lazım. Kod gerekiyorsa. Şimdi bu tırnak içerisindeki K'yı niye yazdığımızı Göktürk söyleyebilir misin? K'yı neden tırnak içerisinde yazdık? Tırnak içerisinde Göktürk. aldığımız çünkü bulamadım. Muhsin, dinle, burayı dinleyin. Burayı anlamamız lazım. Muhsin, sen söyle paşam. Çünkü tırnak içerisine almazsak değişken olur. Aferin. Aferin paşam. Yoksa bilgisayar onu değişken sanır, değil mi? Biz dedik ki bu bir değişken değil. Bu bir Textvindow'dan gelen metin dedik. Bakın cinsiyet demişiz. Read demişiz. Metin demişiz. Aferin Muhsin. İyi anlamışsın. Evet Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Öğrenim, duyuyor musunuz? Duyuyorum şu anda. Lütfen cinsiyetinizi kadın yazıyor ya. Tamam. Evet. Orada benim şeyim 2,19'da beklenmedik. Tamam, oraya geleceğiz. Şimdi onu sormuyorum. Oraya örnek atıracağım ben size. Şimdi diyorum ki ben neden burada ben K harfini tırnak içerisine aldım diyorum. Çocuklar bakın, ben anlatırken kod yazıyorsunuz, dersi dinlemiyorsunuz. Kübra, dinleyin. Soracağım bir daha kese. Kübra. Öğretmenim, çünkü neden K harfini tırnak içerisine aldın? Öğretmenim, çünkü K sayı veya kod değil. Eğer böyle yazarsak değişken olarak. Aferin. Ve bilgisayar ne yapar? Hata verir. İsmail. Efendim. İsmail. Paşam. Burada cinsiyeti eşittir K derken tırnak içerisine aldım K harfini. Sebebi ne olabilir? Yanlış onu tırnak içine almazsak yanlış noktada der ve hata verir. Tırnak içerisine evet, almazsak değişken, onu değişken sanır değil mi? Evet. Aferin. Emre. Emre, neden K harfini tırnak içerisine aldın? Bak.
Eğer tırnak içerisine almazsak ve hata verir, değil mi? Tanımlanmadığı için. Evet. Göktürk, nedenmiş K'yı tırnak içerisine almışım paşam? Göktürk, neden K harfini tırnak içerisine almışım? Ali, bilmem ne bilmem. Göktürk, beni duyuyor musun? Öğretmenim, ses gitti. Kodu yazma, benimle ilgilen. Neden K harfini tırnak içerisine aldın? Evet, öğretmenim, neden K harfini tırnak içerisine aldın? Tırnak işaretini aldık çünkü tırnak işaretini almasaydık değişken sayardı. Aferin. Aferin. Muhsin söylemiş zaten. Hamza, neden K'yı tırnak için aldım? Hamza, paşam. Tırnak için almasaydık onu değişken, evet, Zehra, kabul etmiştik. Neden tırnak için almıştık kızım? O bir değişken olarak orada kabul olurdu ve hata sayardı. Evet. Ahmet Çınar. Evet, Ahmet Çınar. Bu çok önemli bu konuyu. O yüzden herkes sormak istiyorum. Ahmet Çınar, neden K'yı tırnak içerisine aldın? Hocam, eğer tırnak içine almasaydık onu bir değişken sanardı ve... Ahmet Çınar'ın kardeşi söylesin şimdi de. Ahmet Çınar'ın kardeşi, neden K'yı tırnak içine aldık? Hocam, K'yı değişken, yani eğer değişken, o değişken tırnak için almasaydık, evet, tırnak için almasaydık değişken diye değişken tanımlar. Aferin sana, aferin sana benim paşam, aferin. Evet, var. Sen söyle paşam, neden K'yı... Hocam, çünkü yoksa K yazsaydık hanımefendi hoş geldiniz yazmazdı. Değil mi? O zaman K'yı değişken olarak tanımlardı veya kod olarak görürdü. Genelde değişken olarak anladılar. Tamam. Aferin paşam. Evet, yaz. Yaz. Neden K'yı tırnak içine aldın? Öğretmenim, çünkü tırnak içine almasaydık K'yı, onu bir değişken sanabilirdi. Aferin. Mehmet Efe, beni duyuyor musun? Burada mısın? Mehmet Efe. Mehmet Efe, beni duyuyor musun? Evet hocam. Sen niye görüntünü açmıyorsun paşam? Sen görüntünü niye açmıyorsun? Evet. Aç da seni göreyim ya. Yakışıklı yüzünü göreyim. Neden Mehmet Efe K'yı tırnak içerisine aldın? Evet. Ben aldım. Mehmet, dinlemiyor musun sen bizi? Ha? Hocam, duyuyorum. Hocam, yani değişken olduğu için... Neden K'yı, buradaki K'yı... Evet hocam. Bir daha söyle, duyamadım. Hocam, değişken olduğu için... Değişken olmadığı için... Değişken olmadığı için... Eğer ki ben K'yı yukarıda, bak... Cinsiyet diye bir değişkenim var. Ama K diye bir değişkenim var mı? Yok. Değil mi? Değişken olmadığı için, K diye bir değişken tanımlamadığım için. Berke. Berke'yi az önce görmüştüm. Berke paşam, son kez sana soruyorum. Neden şuradaki K harfini tırnak içerisine aldım? Çünkü K değişken olurdu. Evet. Aferin. Şimdi bakın. Bir kez daha söylüyorum. Herkes ister kağıda kaleme yazsın, ister deftere yazsın. Eğer ki text window penceresinden veya ileride yapacağımız başka yerden verimiz rakam olarak gelmeyecekse,
Rakamlara biz integer diyoruz normalde kodlamada. Integer olarak gelmeyecekse, rakam olarak gelmeyecekse, statik olarak gelecekse, yani bir string olarak, yani metinsel olarak biri gelecekse, benim onu mutlaka tırnak içerisine almam lazım. Tırnak içerisine almayacağım şeyleri söylüyorum bir kez daha. Neyi almayacağım? Bir, değişkenleri almayacağım. İki, kodları almayacağım. Üç, rakamları tırnak içerisine almayacağım. Eğer ki text window penceresinden gelen veri string dediğimiz metinsel bir veri ise eğer, tırnak içerisine almam gerekir. Tamam mı? Tırnak içerisine almam gerekir. Şimdi şunu yapacağız. If dedik. If, bir daha if diyorum. If diyeceğim. Açıyorum parantez. Cinsiyeti, gene cinsiyeti değişkeni eşittir. Tırnak içerisinde e ise bu sefer diyecek ki, şunu alıyorum, kopyalıyorum, Ctrl C, Ctrl V. Beyefendi, hoş geldiniz. Evet, ne yapmam lazım? Bir kez daha and if girmen lazım. Kaç tane if varsa o kadar and if olmak zorunda. And if. Evet. Enter'e bastım. Şimdi kodu çalıştıracağım. Ondan sonra size süre vereceğim. Herkes kodu yazacak. Bakın. Yazdım, diyor ki lütfen cinsiyetinizi, kadın ise K, erkek ise E giriniz. E giriyorum bu sefer. Büyük E giriyorum. Beyefendi hoş geldiniz dedi. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz istersek. Hanımefendi ise kırmızı yazdırırız. Beyefendi ise zemin rengini şey yapabiliriz. Yapalım mı? İster misiniz? Yapalım. Tamam, şuraya text window nokta background color eşittir tırnak içinde red. Beyefendi ise de şunu yapsın. Text window nokta background color eşittir blue. Şimdi size süre vereceğim. Bakın çalıştırıyorum. Evet, büyütüyorum ekranımı biraz size göreyim diye. K diyorum. Büyük K diyorum. Bakın, hanımefendi hoş geldiniz diye kırmızı yazdı. Çalıştırıyorum. Bu sefer de E'ye gireceğim. E'ye girdim. Bakın mavi yazdı. Beyefendi hoş geldi. Evet, şimdi herkes şu yazdığım kodu yazsın ve yazsın ve bana bitirenler sohbet kısmına hocam bitirdim diye not düşsün bakalım. Evet, hadi bekliyorum. Herkes bu kodu yazsın bakalım. Herkes kodu yazsın. Hata alırsanız hata üzerinde inceleme yapmak istiyorum. Şurayı da silelim. İki tane girin girin olmasın ya. Değil mi? Şöyle olsun. Farklı kaydet diyelim. Cinsiyet diyeyim. Şunu hafızaya alayım. Bir dahakinde şey yaparız. Evet. Siz de yazdığımız tüm kodları bilgisayarınıza mutlaka hafızaya alın. 11 satır kod yazdık. Daha çok az yazıyoruz kodları ama hızlı geçip de sizi sıkmak ya da boğmak istemiyorum. Az olsun, öz olsun. Ömer Faruk bitirmiş, Göktürk bitirmiş. Hata verdi mi Ömer Faruk? Muhsin çalışmış. Hayır, tamam. Göktürk seninki hata verdi mi? Hayır. Evet, aferin. Şu anda
1, 2, 3 kişi yazdı. Emre basbağı bitti, full çalışmış. Tamam, Emre aferin. İşin mantığını anlamanızı istiyorum çocuklar. Yazmanızdan ziyade işin mantığını anlamanızı istiyorum. Bitirdikten sonra bu kodu başka türlü nasıl yazabiliriz de bir görelim. Evet, kim konuşuyor? Muhsin sen mi konuşuyorsun? İsmail sen mi konuşuyorsun? Sen kim? Emre söyle paşa. Emre söyle, duyuyorum. Emre. Emre. Şey, hayır öğretmenim. Şu lütfen cinsiyetinizi kadın ise K, erkek ise E gibisinizden sonra bir de evet. Cinsiyeti değişken yapıyoruz ya. İşte ondan sonra bir de adımızı girsek eğer kadınsa hanımefendiyle olur. 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 Tabii ki. Bunları işte ben sizin evde yapmanızı istiyorum. Emre çok güzel. Bunları evde yapmanızı istiyorum işte. Yani siz, ben size bir örnek yapıyorum ama sizin bu örneği evde geliştirmenizi istiyorum. Geliştirirken hata alırsanız da beni aramanızı istiyorum. Tamam mı paşam? Evet. Kübra'nınki bitmiş. Hocam benimki de bitti. Zehra'nınki bitmiş. Aferin Zehra. Evet, çok iyisiniz. Yağız, bitmedi mi seninki daha? Ahmet Çınar ve kardeşi, bitmedi mi daha? Ömer Faruk'unki bitmiş miydi? Bitmişti, evet. İsmail'inki, İsmail. Bitmedi mi daha? Bir dakika. Çalıştı mı? Andıfı yazıyorum, andıfı. Bitmek üzere. Tamam. Andıfı, tamam, andıfı yaz. Tamam, Erdoğan yaz. Bitti. Çocuklar, ben size şunu söyleyeyim. Bakın, bilgisayar programcılığı, şu yaptığımız programcılık dünyanın en zevkli işidir. En zevkli işidir. Lego Mindstorm'da yaptığımız, EV3'te yaptığımızdan daha çok zevk alırsınız. Ben size söyleyeyim. Çünkü orada bir blok kodlama öğreniyorsunuz. Sadece onu öğreniyorsunuz. Tamam mı? Mesela Scratch'i öğrenseniz sadece Scratch'i öğrenirsiniz. Lego Mindstorm EV3'ü öğrenseniz sadece Lego Mindstorm EV3'ü öğrenirsiniz. Başka hiçbir kod yazamazsınız. Tamam mı? Ama onlar size şunu verir. Onlar size şunu verecek. Hamza yapmış. Hamza hata aldı mı paşam? Çalıştı mı? Hamza çalıştı mı? Tamam, aferin. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Lego Mindstorm, EV3, Scratch veya Code.org gibi kodların hepsi size kodlamanın mantığını öğretir. Kodlamanın mantığını. O yüzden biz size 3 dönem boyunca kodlamanın mantığını anlayabilirsiniz, siz sıkılmayasınız diye Lego'da Mindstorm EV3'te robotlar yaptırdık. Amacımız sizi biraz daha eğlenceli hale getirmekti. Bunları kodladık. Algoritma mantığını size öğretmeye çalıştık. Ve size aslında bu koda, aslında bu da değil. Amacımız Small Basic değil. Amacımız ya Python olacak ya da Visual Basic olacak. Sizi oraya hazırlamak. Bu da aslında hala bir hazırlık aşamasıdır. Gerçek kodlamaya adım adım gidiyoruz. Ama şu kodların hepsi standart kodlar. Title, ondan sonra değişkenler her zaman değişkendir. If her zaman if'tir. Else her zaman else'dir. Bir de else if'imiz var. Background color, foreground color, bunlar asla değişmez. Bunlar kodlamanın temelidir. Evet. Mehmet Efe yapmış, çalışmış. Aferin. Bitiremeyen kim kaldı? Yağız, bitmedi mi? Ahmet Çınar, bitmedi mi? Muhsin, bitmedi mi? Berke, bitmedi mi? Bitti mi?
Ahmet, söyle Ahmet Çınar. Hocam. Hadi bakalım, hadi bakalım. Şimdi çocuklar bakın, şunu söylemek istiyorum. Dinleyin beni, bitirenler dinlesinler. Bir kod if'le başladıysa bu kod aslında end if görene kadar tek bir koddur. Normalde bakın burada 4, 5, 6 ve 7. 4, 5, 6 ve 7 tek bir koddur. Bilgisayar if'i if ile okumaya başlar. End if görürse şu 4, 5, 6, 7'nin gereğini yapar. Tamam mı? End if'i görmeden o kodun gereğini yapmaz. Biraz sonraki örnekte bunu çok iyi anlayacağız. End if'i görmezse o kodun gereğini yapmaz. Bakın if'le başladı. If'le başladı. Text window dedi ki cinsiyet E midir? Eğer ki cinsiyet E ise zemin rengini mavi yapacak. Beyefendi hoş geldiniz diyecek. Ne zaman? End if'i gördüğü zaman. End if'i görecek, şunların hepsini sırasıyla yapacak. End if'i görmezse, bakın end if'i sileyim, hata verecek. Çünkü diyor ki if henüz bitmemiş. End if bekleniyor. Sen bir if'le komut yazmışsın ama bitirmemişsin diyecek. Evet. Bugünkü dersimizde size vermek istediğim en önemli şey şuydu. Text window penceresinden veya başka bir pencereden veri aldığımız zaman bu gelen veri rakam değil ise tırnak içerisinde yazacağız. String dediğimiz veri türüdür bu. Tırnak içerisinde yazacağız. Tamam mı? Tırnak içerisinde yazacağız. Şimdi geçen hafta hepinizinkini bitti sayıyorum bu ödevi, verdiğim ödevi. Geçen hafta sizlerle şöyle bir şey yapmıştık. Demiştim ki öğrenci takdimname, teşekkürname ya da düz geçip geçmediğiyle ilgili bir kod söylemiştim. Bu kodu bir beraber inceleyelim. Evet, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir 10 dakikada onu anlatayım. Ondan sonra dersi bitireceğim. Kafanız karışsın istemiyorum fazlaca. Aç diyeyim şuradan. Takdir et. Evet. Şimdi bu kodu siliyorum. Var mı bir yazmayan çocuklar? Abi. Cinsiyet öğrenmeyi yazamayan var mı? Bitireyim mi? Var, sen mi kaldın paşa? Hocam bitti demiş. Aferin var. Tamam. Herkes bitirmiş herhalde. Öğretmenim ben İsmail ödevi yaparken şey oldu. 3 tane kare çıktı. Hepsi silindi. Tamam. Şununla ilgili mi? Cinsiyet öğrenmeyle ilgili mi? Ödev verdiğiniz öğretmenim. Böyle şey yazdım. 3 tane kare çıktı. Fotoğraf çekecektim. Hepsi gitti. Tamam. Neyse, önemli değil. Şimdi hemen geçelim dersimize. Hamza Furkan bir dakika. Şimdi çocuklar bu kodları siliyorum. Veya alta bırakayım, silmeyeyim. Şimdi bir tane yeni boş pencere açıyorum. Boş pencere açtım. Belki biri hocam yazamadım edemedim der. Geçen gün birini sildim, ondan sonra bayağı uğraştık. Şimdi şunu yapacağız. Text window nokta title'ı biliyorsunuz, başlık eşittir geçme durumu diye bir tane pencere açacağım. Diyeceğim ki text window, yazmayın dinleyin, yazmanızı söyleyeceğim size. Text window nokta write diyeceğim. Write aç parantez tırnak içerisinde Lütfen geçme notunuzu, lütfen not ortalamanızı giriniz diyecek bilgisayar.
Çok hoş. Nasıl geçti o ya? Böyle cam karşı. Cam da metal. Evet. Çünkü red dedik. Yeşil erkek yap bakayım bir daha. Oraya green yap. Yaz, seninki bitti miydi paşam? Cam iletti. Yaz, senin kodun bitmiş miydi? Hocam. Yaz. Hey. Yaz. Bilmiyorum, bir şey gidiyor mu? Cinsiyet kodumuz bitti mi seninle? Ay, bitmiş bak. Miydi? He? Yaz. Yaz, cinsiyetle ilgili kodumuz bitti mi Yaz? Kaydet. Tamam. O zaman geçiyorum. Çünkü bu konular önemli. Bunları örnek yapa yapa anlayacağız. Örnek yapmazsak olmaz. Evet, şimdi şu koda geçiyorum. Ha, pardon. Nereye gitti? Altta. Evet. Şu. Dedim ki lütfen not ortalamanızı geriniz dedim. Tamam mı? Text window penceresinden bunu geri not ortalamasını şöyle yapalım. Not diyelim. Değişken tanımlayalım. Not eşittir. Not eşittir. Text window penceresinden. Bu sefer hangi şeyle almam lazım? Read number'la mı almam lazım Emre? Emre. Çünkü niye rakam gelecek değil mi? Rakamı aldım. Diyeceğim ki bu sefer if eğer not değişkeni küçükse 50'den diyecek ki text window penceresinde nokta right line'da kaldınız diyecek. Kaldınız desin. Hatta bunu da kırmızı yapsın. Text window background color eşittir. Red. Zemin rengi red olsun. Tamam mı? Kaldınız diyecek. Ne yapmam lazım? If ile başlayan bir kodu end if ile normalde bitirmem gerekir. Doğru mu? Evet. Şimdi çalıştırıyorum kodumu. Çalıştırdım. Lütfen dedi not ortalamanızı girin. Not ortalamanı 40 giriyorum. Bakın kaldınız diye yazdı. Doğru mu? Kaldınız diye yazdı. Şimdi eğer ki ben 50'den büyük girersem 60 girersem ne yapar Kübra? Ne yapar? Duyamadım. Hiçbir şey yapmaz. Çünkü onunla ilgili bir kod yazmadım. Değil mi İsmail? 50'den büyük yazarsam ne yapar paşam? Efendim. İsmail bizi duymuyor. Ben şimdi 50'den büyük bir kod... Tamam. 50'den büyük bir not yazarsam, 60 yazarsam bana ne der bilgisayar? Evet. Aferin. Hamza ne yazar, ne yapar Hamza? Tamam İsmail, doğru söyledin. Bir şey yazmaz Hamza. Çünkü onunla ilgili hiçbir kod yazmadık. Tamam bakın basıyorum hiçbir şey yapmadı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. End if, şimdi if burada okumaya başladı. End if'i gördü ve kodun gereğini yazdı. Şimdi bir if daha yazacağım. If diyorum, siz yazmayın dinleyin. If, gene not değişkeni küçükse 75'ten
75'ten küçükse, bakın 75'ten küçükse, desin ki bana, den gene, desin ki, şurayı da alayım, bir daha yazmayın, vakit kaybetmeyelim, bayağı da oldu, siz de sıkıldınız farkındayım. Şöyle yapalım, red değil de bu sefer de yellow yapsın zemin rengini, yellow, yellow yaptınız. Ve geçtiniz, normal geçtiniz desin. Normal geçtiniz. Geçtiniz. Tamam mı? Şimdi ne yapmam lazım? Bir defa daha and if girmem lazım. Doğru mu? And if girmem lazım. Evet. And if'imi de girdim. Çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Burayı çok iyi dinleyin. Burayı çok iyi dinleyin. Soru soracağım şimdi size. Ben bakın 40 yazıyorum. Kaldınız. Normal geçtiniz dedi. Sebebi ne olabilir? Evet. Sebebi ne olabilir? Bakın bir daha çalıştırıyorum. 40 giriyorum. Diyor ki sizde gözüküyor mu bilmiyorum. Sarı biraz kötü oldu. Kaldınız. Normal geçtiniz. Dur şunu yeşil yapayım da anlaşılsın size de. Green diyeyim şuraya. Green. Evet, çalıştırıyorum kodumu. 40 diyorum. Diyor ki kaldınız, normal geçtiniz. Evet, sırasıyla gidelim bakalım. Ömer Faruk, neden hem bana kaldın hem de geçtin yazdı? Duyamadım Ömer Faruk. Göremedim. Ömer Faruk. Göremedim. Şimdi bak, bir kez daha gösteriyorum. Burada ben bir tane if yazdım. Dedim ki 50'den küçükse kaldınız yaz. 75'ten küçükse dedim normal geçtiniz yaz. Çalıştırıyorum kodu. Çalıştırıyorum kodu. 40 yazıyorum. 40 yazıyorum. Bana hem kaldınız hem de geçtiniz dedi. Normalde ben kaldım. Geçmedim. Çünkü 50'den küçük. Neden hem kaldınız hem de geçtiniz yazdı Ömer Faruk. Tamam. Kübra sence? Evet. End if kullandık. Ne yaptı bilgisayar? Diyorsun ki burayı okudu. End if olduğu için bunun gereğini yaptı. Ekrana kaldığınız yazdı. Daha sonra bir if daha gördü. 75'ten küçük olduğu için 40. İkinci if'in de gereğini yaptı diyorsun. Doğru mu? İsmail, sence ne olabilir paşam? Burası çok önemli bu konu. O yüzden yavaş yavaş gideceğim. Evet. Sonra herkes bu sorunun cevabını versin, sonra dersi bitireceğim. İsmail, çünkü neden bilgisayar bana hem geçtiniz hem kaldınız diyor? End if kullandık. Evet, Mehmet, Efe, sen söyle paşam. Hocam bir dakika. Evet, dinliyorum Mehmet. Hocam, 50'den küçükse, hocam kaldınız yazmışsınız demişsiniz ama 75'ten küçükse evet. De, hocam, kaldınız yazın demişim. Hocam, doğru gidiyorsun, aferin. Hocam, 50'de küçüktür kullanmışsınız, 75'te ise büyüktür kullanmış. Yok. Hocam pardon, yanlış. Yok, şimdi şöyle Mehmet Efe, şöyle paşam. Ben burada bir tane if yazdım ve end if'i görene kadar kodum okudu. Dedi ki yazdığın not 50'den küçükse kaldınız yaz. 40 50'den küçük mü? Küçük. Ne yaptı? Kaldınız yazdı. End if'i de gördüğü için 4, 5, 6, 7'nin gereğini yaptı. 8'de bir if daha başladı. Bilgisayar ne yapıyordu? Yukarıdan aşağı doğru kodları okuyordu. Buranın gereğini yaptı. Sonra buraya geldi. Dedi ki if eğer girdiğin not 75'ten küçükse normal geçtiniz yap. 40 küçük mü şeyden? 75'te küçük. Halde ne yaptı? Normal geçtiniz yazdı. Doğru mu? Yani yazdığımız aslında kod bizim doğru. İkisinin de yazması lazım buna göre. Değil mi?
Emre, senin bir fikrin var mı paşam? Neden iki tane yazdın? Öğretmenim, hem ilk başta yani 4'ten 7'ye kadar olan kodu yapmak zorunda, öbür 8'den 11'e olanı da yapmak zorunda. Aferin. Tam istediğin cevap bu işte. Aferin. Emre, tam bu cevabı istiyorum. Göktürk, senden de neden almak istiyorum. Neden bilgisayar hem bana geçtiniz hem kaldınız diyor. Şey demişsiniz ki, if demişsiniz not 50'den küçükse kaldınız diyor. 75'ten de küçükse normal geçtiniz yazıyor. Bu yüzden evet. Bu yüzden arasındaki bir sayı koyduğunuzda evet, hem kaldınız hem de normal geçtiniz yazıyor. Geçtiniz. Aferin. Berke, senden dinleyelim bir de paşam. Berke. Berke. Berke, beni duyuyor musun yiğidim? Berke. Berkeciğim. Berke. Berke, beni duyuyor musun? Muhsin, sen beni duyuyor musun? Muhsin. Muhsin. Muhsin, ben bu kodu çalıştırdığım zaman sence bu kod yanlış mı çalışıyor? Neden hem geçtiniz hem kaldınız yazıyor? Doğru çalışıyor çünkü iki koşulu gereğinde gerçekleştiriyor. Aferin paşam. Hamza. Hamza. Hocam ben ne yapayım? Hamza, beni duyuyor musun? Neden bilgisayar hem bana değil, geçtiniz hem kaldınız yazıyor? Bu kod yanlış mı? Hem 50'den küçük hem de 75'ten küçük. Aferin. Aferin Hamza. Zehra, Zehracığım. Kızım, bu kod bana hem geçtiniz hem kaldınız yazıyor. Ben yanlış mı kod mu yazdım yoksa yazdığım kod doğru ve bilgisayar yazdığım kodun gereğini mi yapıyor sence? Yazdığım kod yanlış mı? Yani normalde hem kaldınız hem geçtiniz yazıyor ya. Bilgisayar yanlış mı yapıyor? Yoksa benim yazdığımı doğru mu okuyor? Orada endüstride iki kullanmayacaktınız. Şu aradakileri. Çünkü bilgisayar yani şimdi şunu demek istiyorum. Sonra 50'den küçük olduğu için 40'ı kabul ediyor. Sonra endüstri bitiriyor ama oradaki if'i de okuyor. Evet. 75'ten de küçük olduğu için 40. O yüzden ikisini de söylüyor. Aferin. Aferin. Aferin Zehra. Aynen bu cevabı istiyordum. Bilgisayar aslında benim yazdığım kodu doğru okuyor. Değil mi? Diyor ki 50'den küçük diyor. Bakıyor 50'den küçük. Kaldınız diyor. Evet. 75'ten de küçük. Geçtiniz diyor. Değil mi Zehracığım? Evet. Ahmet Çınar. Ahmet Çınar. Dersi bitireceğim. Ahmet Çınar, beni duyuyor musun paşam? Ahmet Çınar ve... Önce Ahmet Çınar söylesin. Ahmet Çınar, neden bilgisayar hem bana geçtiniz hem kaldınız yazıyor? Evet, duyuyorum hocam.